Eğer gönlün benimle olursa, Yemen'de olsan bile yanımdasın. Eğer gönlün benimle değilse, yanımda olsan bile uzaktasın. Dinle bak, Hak ne hoş söyledi. Zebur'unda Davud'a buyurdu. Düşman ol önce nefs belasına, ondan bana uymakla kurtulasın. Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle onu her ne dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı. Eğer anlarsan budur sana ol, nefsinin şerrinden halas ol. Nefsinin muradından uzak dur, düşersen eğer şeytana uzak dur. Kimi erler vardır, adaletle topraklar fetheder. Kimi erler vardır, imanlarıyla gönülleri fetheder. İşte Emir Sultan Hazretleri de Allah ve Peygamber aşkıyla insanlığın gönlüne rehber olmuş bir evliyadır. İlim ve irfanıyla Anadolu'ya ışık tutmuş bir gönül sultanıdır. Yaşayış ve sohbetleriyle halkın sevgi ve teveccühüne mazhar olmuş, ardınca ordularla fethe çıkmış büyük bir evliya olan Emir Sultan Hazretleri, yaşadığı dönemde sadece Bursa'nın değil, insanlığın da manevi kalbi haline gelmiştir. Birçokları onun vesilesiyle İslam'la müşerref olmuş ve Anadolu'dan Balkanlara Allah ve Peygamber aşkı talebeleriyle yol bulmuştur. Anadolu'da İslam'ın yayılması ve doğru şekilde yaşanmasında büyük payı olan Emir Sultan Hazretleri, Osmanlı'nın en önemli ilim ve irfan sahibi kişilerinden biri olarak, padişah ve devlet erkanına da akıl hocalığı yapmıştır. Ömrü boyunca sulh yolunda yaşamayı nasihat etmiştir. Asıl savaşın insanın nefsiyle yapılması gerektiğini ve dünyada da barışın ancak bu yolla hakim olacağını işaret etmiştir Emir Sultan Hazretleri. 15. yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden biri olan Emir Sultan Hazretleri, 1368 senesinde bugünkü Özbekistan sınırları içinde yer alan Buhara'da doğar. Asıl adı Muhammed Şemseddin'dir. Babası çömlekçi manasına gelen Emir Külal lakabıyla tanınan devrinin mutasavvıflarından Seyyid Ali Efendi'dir. Soyu Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, ondan Hazreti Ali Efendimiz'e ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e dayanır. Soyları itibariyle Emir, Buhara'da doğmalarından dolayı Emir Buhari veya Emir Şemseddin-i Buhari denildiği gibi, Sultan Yıldırım Bayezid'in damadı olmasından dolayı da Emir Sultan olarak anılmıştır. Emir Sultan Hazretleri'nin babası Seyyid Ali Efendi, dönemin en önemli ilim merkezlerinden biri olan Buhara'da arifler ve velilerin sohbetlerine katılan biriydi. Emir Sultan Hazretleri, halkın hizmetine koşan, alın teri, el emeğiyle geçinen ve çömlekçilik yapan bir babanın evladıydı. Bu sebeple daha küçücük bir yaştayken böyle değerli bir babanın terbiyesinde büyümeye başladı. Oğluna her zaman, Hazreti Kur'an rehberin olacak, hadisler sana yol gösterecek nasihatinde bulundu. Emir Sultan Hazretleri'nin ilk hocası, Allah Resulü'nü kendisine rehber edinmiş bulunan babası Emir Külal Hazretleri'dir. Emir Sultan Hazretleri maalesef 7 yaşında öksüz kalır. Annesinin vefatinden sonra Emir Külal Hazretleri, oğlu Muhammed Şemseddin'in en iyi şekilde yetişmesi için elinden gelen gayreti gösterir. Bir taraftan oğlunu ilim, irfan ve ahlak sahibi biri olarak yetiştirirken, bir taraftan da kendi mesleği olan çömlekçiliği öğretir. Emir Sultan Hazretleri hem babası Emir Külal Hazretleri
hem de babasının en önemli müritlerinden biri olan zamanın ünlü mutasavvıfı Şeyh İsa'nın sohbetlerinde bulunarak tahsiline devam eder. 7 yaşında öksüz kalan Emir Sultan Hazretleri, hayattaki en büyük dayanağı olan babasını da 18 yaşında Hakk'a uğurlar. Hayırlı ve ilim sahibi bir insan olması için oğluna her türlü terbiye, zanaat ve ilmi öğreten Emir Külal Hazretleri, oğluna şu nasihatlerle vasiyet eder. Oğlum, peygamberi anandan ve babandan daha çok sev. Soyunla övünme. Yalan söyleme. Her gününü son gününmüş gibi tamamlamaya çalış. İlim öğren ve bundan asla üşenme. Yaşlılığında bile cihadı hiç bırakma. Selam vermeden hiçbir topluluğa girme. Hazreti Kur'an ve hadisler sana yol gösterecek. Ey oğlum! Hayat her yönüyle senin için bir mekteptir. Hayra koş, kötülükten kaç. En büyük silahın Allah Teala'ya ettiğin duandır. Bunu asla unutma. Babası yüksek ferasetiyle yaptığı bu nasihatle sanki Emir Sultan Hazretleri'nin neler yaşayacağını da hissetmiş gibidir. Zira Emir Sultan Hazretleri hem ahlaklı bir yaşam sürmüş hem de yeri gelince yaşı ne olursa olsun dervişleriyle fetihlere katılmıştır. Emir Sultan Hazretleri kendisine hem annelik hem hocalık hem de rehberlik yapan biricik babasının vefatinden sonra büyük hüzne kapılır. Babasının müridi ve yakın dostu Seyyid İsa Emir Sultan Hazretlerini yalnız bırakmaz ve eğitimine devam etmesini sağlar. Dönemin en önemli ilim merkezi olan Buhara'da aldığı eğitimin ardından genç yaşında Allah ve peygamber aşkıyla Hicaz'a gitmeye karar verir. Buhara'da bulunan hocası ve eşrafla vedalaşıp haç kervanı ile yollara düşer. Mevr, Nişabur, İsfahan, Bağdat ve Basra üzerinden Hicaz'a ulaşır. Haccını tamamladıktan sonra Medine-i Münevvere'ye yerleşir. Gayesi, Allah Resulü'nden feyz alarak hayatını burada sürdürmektir. Henüz 20 yaşlarındaki Emir Sultan Hazretleri, burada da alim ve ariflerle dost olur. Büyük Allah dostlarının sohbetlerine katılarak, ilmini, irfanını geliştirir. Ama Medine'deki günleri artık son bulmak üzeredir. Zira görmüş olduğu bir rüyada, Hazreti Peygamber Efendimiz kendisine Anadolu'ya gitmesini işaret eder. Emir Sultan Hazretlerini Bursa'ya götüren o meşhur rüya şöyledir. Emir Sultan Hazretleri, Peygamber Efendimizin huzurunda edeple oturmaktadır. Yanlarında Hazreti Ali Efendimiz de vardır. Kendisine denilir ki, ey oğul! Hak Teâlâ tarafından sana işaret olundu ki, diyar Rum'a varıp, ceddin Hazreti Muhammed'in sünnetinin adabını Müslümanlara takva yoluyla açıklayasın. Bu yolculukta yanan 3 kandil sana yol gösterecek. O kandiller nerede sönerse oraya yerleşeceksin ve kabrin de orada olacak. Emir Sultan Hazretleri Medine-i Münevvere'yi öyle sevmektedir ki ayrılırken şöyle der. Bana Medine o kadar güzel geldi ki farz-ı muhal o anda cennetin bütün kapıları ardına kadar açılsaydı, ihtimal cenneti değil, Medine'yi tercih ederdim. İşte böylesine sevdiği bu güzel beldeden, aldığı işaretle hicret eder. Hicret de zaten Allah için büyük bir fedakarlığa katlanma ve yerini yurdunu terk etme halidir. Emir Sultan Hazretleri, Buhara'dan Medine'ye ve cennet mekandan Bursa'ya doğru yola çıkar. Hacca gelen Buharalılardan ve bazı Medinelilerden oluşan kafile ile Anadolu'ya hareket eden Emir Sultan Hazretleri, Kudüs'e uğrayıp Mescid-i Aksa'yı, Cami-i Ömer'i ve orada bulunan peygamberlerin ve salih zatların kabirlerini ziyaret eder.
Bu zahmetli yolculuk Emir Sultan Hazretleri için manevi bir aşk halidir. Şam'a uğrayıp ashab-ı kiramdan orada metfun bulunan Bilal Habeşi Hazretleri ve Muhiddin-i Arabi Hazretleri gibi büyük evliyaların makamlarını da ziyaret ederek feyz alır. Humus'ta Halid bin Velid Hazretlerinin, Halep'te Hazreti Zekeriya'nın, Antakya'da Habib-i Neccar'ın, Konya'da Sadreddin-i Konevi ve Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin türbelerini de ziyaret ederek yolculuğunu manevi bir neşeyle devam ettirir. Bu manevi yolculuğun ardından da Karaman, Kütahya güzergahından İnegöl üzerinden Bursa'ya ulaşır. Kafile önce Bursa'nın doğu kısmında Gökdere Vadisi'nde konaklar. Emir Sultan Hazretleri, çevresindeki sevenlerine ve müritlerine, Evliya Çelebi'nin dediği gibi, "Ey kardeşler, bizim ömrümüzün kandili bu şehirde sönecek, makamımız bu şehir olacak," diye seslenir. Böylece Emir Sultan Hazretleri ve beraberindekiler Bursa'ya yerleşir. Emir Sultan Hazretleri Bursa'ya geldiğinde daha 20'li yaşlarının başındadır. Etrafı sevenleri ve talebeleriyle doludur. Buna rağmen Emir Sultan Hazretleri Şemseddin Fenari Hazretlerinden ders almaya başlar ve bu eğitiminin ardından Şemseddin Fenari Hazretleri kendisine el yazısıyla icazetname verir. Emir Sultan Hazretleri bir müddet inzivaya çekilmeyi tercih eder. Ancak Bursa'da bir anda şöhreti yayılır. Bu genç alim herkesin sevgisine kazanır. Zira Mecdi Efendi'nin Tercüme-i Şakaik-i Numaniye eserinde dediği gibi, Allah sevgisine ulaşan kişinin kalplerin sevgilisi olacağı kesindir. Bu sebeple olsa gerek Bursalılar ona büyük sevgi ve saygı besleyip onu baş tacı eder. Emir Sultan Hazretleri'nin Bursa'ya geldiği dönem Yıldırım Bayezid devridir. Bu devir, Osmanlı'nın kuruluş döneminin ardından en önemli hadiselerin cereyan ettiği devirdir. Zira bir yandan Anadolu Türk Birliği'ne sağlamak için beylikler teker teker Osmanlı'ya katılırken, diğer yandan İstanbul kuşatmaları ve Balkanların fethi çalışmaları devam etmektedir. Yıldırım Bayezid bu sırada Haçlılara karşı Nibolu zaferini kazanmış ve devletin toprakları yaklaşık 1 milyon kilometre kareye ulaşmıştır. Yıldırım Bayezid seferdeyken kızı Hindu Fatma bir rüya görür. Rüyasında Peygamber Efendimiz kendisine, "Oğlum Muhammed Buhari ile evlen. Sakın beni kırma ve sözümü dinle," buyurur. Hundi Fatma Sultan rüyasını kimseye söylemez ve ertesi gün tekrar rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Fahri Kainat Efendimiz, "Eğer ahirette benden şefaat etmemi istiyorsan Muhammed Buhari ile evlen," buyur. Ard arda gördüğü rüyalar üzerine Emir Sultan Hazretlerine haber gönderen Hundi Fatma Sultan, onun da bu rüyadan haberdar olduğunu öğrenir. Bu durum Valide Sultan'a açıldığında önce rıza göstermez. Lakin cereyan eden kerametler ve zuhuratlar karşısında büyük bir muhabbetle kızını Emir Sultan Hazretleri ile evlendirir. Yıldırım Bayezid kızının kendisinden izin almadan evlendiğini öğrenince başlarına vurmak üzere emir verir ve Bursa'ya asker gönderir. Asker sarayın kapısına dayanır. Hadise büyür ve emir Molla Fenari Hazretlerinin kulağına gider. Derhal Yıldırım Bayezid'e bir mektup yazar. Kendisine talebelik de yapmış olan Emir Sultan Hazretlerinin kıymet-i seniyyesine de işaret eden mektupta, Molla Fenari Hazretleri Yıldırım Bayezid'e şu ibret ve nasihat dolu sözlerle engel olur. "Mektubuma daima kullarına acıyıcı olan Allah Teala'nın adıyla başlarım. İnsanların en acizi olan ben, Türk ve İslam memleketlerinin koruyucusu, Osmanoğulların övündüğü ve hak uğruna savaş edenlerin başkanı, İslam dininin ve Müslümanların yardımcısı olan padişahımın ömrünün uzun olmasını
ve evladının çoğalıp kıyamete kadar şan ve şerefle yaşamasını Rabbimden niyaz ederim. Sultanımızın şunu bilmesi gerekir. Bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa'dan önce İsa aleyhisselam kendisine inananlardan 3 kişiyi hak dine davet için bir beldeye göndermişti. Fakat oranın halkı onları yalanlayıp öldürdüler. Bu cinayeti işledikten sonra sevinerek evlerine gittiler. Cenab-ı Hak onların bu davranışlarından razı olmadı ve Cebrail aleyhisselama o belde üzerinde yürekleri parçalayıcı, korkunç ve keskin bir sesle haykırmasını emretti. Cebrail aleyhisselam haykırınca oradakilerin hepsi bir anda öldü. Böyle büyük bir felakete düşmekten Allah Teala'ya sığınırız. Şimdi bizim de sultanımızdan bir ricamız vardır. Dün öldürülmesini emrettiğiniz Emir Sultan, Resul-i Ekrem'in neslinden hürmete değer bir insandır. Bu zat gibi temiz kalpli, peygamber neslinden bir kişi, zamanımıza kadar Anadolu'ya ayak basmamıştır. Buna benzer aslı temiz bir kimseyi, elleri hediyeler dolu davetçiler göndererek Buhara'dan Anadolu'ya getirmeye çalışsaydınız, sizin için ebedi bir şeref olurdu. Böyle yapmadığınız halde, manevi irade üzerine yurdumuza gelen bu zat dolayısıyla, Peygamber Efendimiz'e yakınlık kazandığınız takdirde, dünya ve ahiret saadetiniz artacaktır. Şunu da bildireyim ki, bu damadınız, Peygamber Efendimiz'in, ümmetimin alimleri, İsrail oğullarının peygamberleri gibidir, buyurduğu kimselerdendir. Bizim böyle seyitlerden gördüğümüz feyz eserlerini, Hazreti Muhammed'den sonra kimse göstermemiştir. Eğer bir daha onun üzerine asker gönderirseniz, bütün yurdumuzun felaketi olacağından şüphemiz yoktur. Son ferman sultanımızındır. Bu mektubun ardından kısa bir süre sonra Yıldırım Bayezid askerleriyle beraber Bursa'ya gelir. Damadı Emir Sultan'ı tanıyınca nasıl bir hata yaptığını ve Emir Sultan Hazretleri'nin ne büyük bir alim ve evliya olduğunu anlar. Halkın ve Bursalı alimlerin Emir Sultan Hazretleri'ne nasıl bir sevgi beslediğini de yakından müşahede eder. Emir Sultan Hazretleri'nin ilim ve maneviyattaki büyüklüğünü anlayan Yıldırım Bayezid, Nibolu Savaşı sonrası 20 cami yaptırma adağını da Emir Sultan Hazretleri'nin tavsiyesi üzerine 20 kubbeli ulu camiyi yaptırmak suretiyle gerçekleştirir. Bu hadiseden sonra asırlarca Ulu Cami Emir Sultansız, Emir Sultan Ulu Camisiz anılmaz olur. Zira Emir Sultan Hazretleri caminin manevi mimarı olarak görülür. Yıldırım Bayezid'den sonra iki padişah daha gören Emir Sultan Hazretleri Hakk'a yürüyene dek hürmet görür. Padişahlar bundan sonra onun eliyle kılıç kuşanır. Emir Sultan Hazretleri hayatı boyunca din ve vatan için yapılan gazaları teşvik eder ve talebelerine bu işlerin kutsiyetini anlatır. Gittikçe büyüyen Osmanlı ile beraber cihan hükümdarlığı mefkûresi Yıldırım'la Timur'u karşı karşıya getirir ve genç Osmanlı devleti 1402 Ankara Savaşı neticesinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Emir Sultan Hazretleri çok gayret göstermesine rağmen Timur Yıldırım çarpışmasının önüne geçemez. İki Müslüman Türk ordusunun birbirleriyle savaşmasını istemeyen Emir Sultan Hazretleri sonucu biliyordur. Emir Sultan'ın ikaz ettiği şekilde savaş Yıldırım Bayezid'in aleyhine sonuçlanır. Yıldırım Bayezid savaşı kaybeder ve esir düşer. Maalesef bir süre sonra da keder ve üzüntüsünden hastalanarak nefes darlığı sonucu vefat eder. Savaşın ve Yıldırım Bayezid'in vefatinin ardından Osmanlı'da da taht kavgası baş gösterir. Fetret devri olarak da bilinen bu dönem 11 yıl sürer
ve nihayet Çelebi Mehmed'in 1413'te tek başına iktidarı elde etmesiyle devlet yeniden derlenip toparlanır. Sultan Mehmet Çelebi, anne tarafından Hazreti Mevlana soyundan bir Çelebi'dir. İsminin sonundaki Çelebi lakabı bu sebeple kullanılır. Annesi Devlet Hatun, Hazreti Mevlana'nın biricik oğlu Sultan Veled Hazretlerinin torunudur. Yıldırım Bayezid'in vefatinden sonra bu çalkantılı dönemi atlatan Osmanlı'da yeniden huzur baş gösterir. Sultan Mehmet Çelebi, Fetret devrini bitiren ve Osmanlı Devleti'ni tekrar eski gücüne kavuşturan sultan olduğundan Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu diye de anılır. Üstün ahlakıyla anılan Sultan Mehmet Çelebi, eniştesi Emir Sultan Hazretlerinden manevi feyz alır. Bir taraftan kendisi cihana hükmederken, diğer yanda gönlüne hükmeden büyük bir evliyaya teslimdir. Gönlünün sultanı kabul ettiği Emir Sultan Hazretleri, her gaza ve kararda muhakkak duasını alır ve nasihatlerine kulak verir. 8 yıl tahta kalan ve sükuneti sağlayan Sultan Mehmet Çelebi, 30'lu yaşlarında vefat eder. Vefatinde Osmanlı Devleti eski genişliğine ve kuvvetine ulaştıran Sultan Mehmet Çelebi, samimi, dürüst, dindar ve diplomat bir devlet adamı olarak anılmıştır. Sultan Mehmet Çelebi sonrasında tahta 2. Murat oturur. Emir Sultan Hazretleri her ne kadar saraya damat olsa da sultanlar tarafından daima büyük bir veli olarak hürmet görür. 3 hükümdarın dönemlerine ve hadiselerine şahit olan, padişahlara dua ederek kılıç kuşatan Emir Sultan Hazretleri, 2. Murat'la beraber 1422 yılında İstanbul kuşatmasına bizzat talebeleriyle beraber katılır. Bizans tarihçisi Kananos, Emir Sultan Hazretleri'nin kuşatmaya katılışını kaleme alır. Kananos, Emir Sultan Hazretleri'nin 500 kadar dervişiyle padişahın ordugahına geldiğini, hücum vakti geldiğinde at üstünde kılıç ve kalkanıyla surlara yaklaşıp kılıcını çekerek 3 kere salladıktan sonra hücuma geçtiğini ve bu işaret üzerine Türk ordusunun taarruza kalktığını yazar. Devletin zor zamanlarında etrafındaki halka birlik ve beraberliğin önemini anlatan, padişah da olsa hiç çekinmeden gerektiğinde ikaz eden Emir Sultan Hazretleri'nin hem Bursa'ya hem de Osmanlı'ya büyük hizmetleri dokunur. Gencecik yaşında ilim ve irfanla hayata başlayan Emir Sultan Hazretleri, 63 yaşındayken veba hastalığına yakalanır. 1429 senesinde Bursa'da Hakk'a yürür. Tevafuk odur ki Emir Sultan Hazretleri Hakk'a yürüdüğü sırada Hacı Bayram Veli Hazretleri de Bursa'dadır. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Emir Sultan Hazretleri'nin yıkanmasıyla beraber cenaze namazını da kıldırır. Hem saray hanedanı hem de Bursalılar gözyaşı içindedir. Allah'ın Bursa'ya lütfettiği en değerli hazine saydıkları Emir Sultan Hazretleri'nin cenazesi tıklım tıklım doludur. Büyük bir huşu ve muhabbetle son yolculuğuna uğurlanır. Emir Sultan Hazretleri Bursa'nın dini ve tasavvufi hayatına çok önemli katkılarda bulunmuştur. Ömrünü Allah ve Peygamber yolunda hizmetle geçirmiş, Kur'an ve sünnet adabını en ince teferruatıyla yaşayarak halka öğretmiştir. Gönüllere imanın aşkla yerleşmesine vesile olmuş, ilmi, irfanı ve hayatıyla insanlara örnek olmuştur. Emir Sultan Hazretleri hem yaşadığı dönemde hem de Hakk'a yürümesinden sonra birçok halk ve tasavvuf şairlerini etkilemiştir. Anadolu erenlerinin en büyüklerinden biridir. Türk halkının dini, gelenek, ahlak ve inanışlarının oluşmasında etkisi büyük olmuştur. Yaşadığı devrin hükümdarları Yıldırım Bayezid, Sultan Mehmet Çelebi ve 2. Murat ona büyük bir hürmet duymuş ve görüşlerinden her zaman yararlanmıştır.
Osmanlı padişahları, Emir Sultan Hazretlerine Hakk'a yürümesinden sonra da hürmet göstermeyi sürdürmüştür. Osmanlı padişahları, Bursa'ya geldiklerinde türbesini mutlaka ziyaret etmişlerdir. İkinci Bayezid ile Yavuz Sultan Selim'in Emir Sultan Hazretlerine sandukasının örtüsü altına girip uzun süre dua ettikleri bilinmektedir. Kübreviye tarikatine mensup olan Emir Sultan Hazretleri, kaynaklarda uzun boylu, güzel yüzlü, seyrek sakallı olarak anlatılır. 12 terkü tac üstüne yeşil imame saran, ömrünü derin bir züht ve takva içinde ibadet ve irşatla geçiren Emir Sultan Hazretleri'nin şöhreti, Bursa'dan sonra Osmanlı hakimiyeti altındaki topraklarda giderek yayılmış ve hakkında birçok menkıbe teşekkül etmiştir. Emir Sultan Hazretleri'nin Hakk'a yürümesinden sonra yerine halifelerinden Hasan Hoca Şeyh olmuş ve Halife İbrahim Efendi'ye kadar dergâhta Emir Sultan Hazretleri'nin silsilesi devam etmiştir. İbrahim Efendi'den sonra Emir Sultan dergâhının şeyhliği Celveti Meşahihinden Selami Ali Efendi'ye intikal etmiştir. Dergâh, 1810 senesine kadar Celveti olarak faaliyet göstermiş, bu tarihte Hacı Ahmet Efendi'nin şeyh olmasıyla Nakşibendi dergâhına dönüşmüştür. Emir Sultan Hazretleri'nin takip ettiği irşat usulü bilinmemektedir. Kaynaklarda, dergâhta usul-i emir üzere ayin yapıldığı söylenmekteyse de, bu ayinin uygulama tarzı hakkında bilgi verilmemiştir. Emir Sultan Hazretleri'nin halifeleri, daha şeyhin sağlığında Bursa, Balıkesir, Edremit ve Mihaüç'e, Karaman sınırlarına, Aydın ve Saruhan sancaklarına kadar yayılmışlardı. Kendisine mensup şeyh ve dervişler, Rumeli yakasına geçip, mürşitlerinden öğrendiklerini Gelibolu'dan başlayarak sınır boylarına kadar götürmüşlerdir. Osmanlı ordusunun bazı seferlerine bizzat katıldığı gibi, müritlerini de gazaya teşvik eden Emir Sultan Hazretleri'nin, Hakk'a yürüdükten sonra da manevi olarak asırlarca Osmanlı ordusundan himmetini esirgemediğine inanılmıştır. Zira Emir Sultan Hazretleri hakkında yazılan menakıbnamelerin çoğunda, sağlığında gösterdiği kerametlerin yanında, vefatinden sonra da özellikle darda kalmış askerlere himmeti hakkında anlatılanlar geniş yer tutmaktadır. Bütün bunlar Emir Sultan Hazretleri'nin Osmanlı halkı ve saray üzerindeki tesirini göstermesi bakımından önemlidir. Türk edebiyatında Emir Sultan Hazretleri hakkında yazılmış birçok manzume bulunmaktadır. Emir Sultan Hazretleri'ne dair yazılan şiirlerin en meşhuru, Bursalı Ahmet Paşa'nın yazdığı şu şiirdir. İntikali Emir Sultan'a, oldu tarih, intikali Emir. Bu şiirde ebced hesabıyla Emir Sultan Hazretleri'nin vefat tarihini verdiği görülmüştür. Emir Sultan Hazretleri'nin sağlığında Bursa'dan uzak yerlerde oturan dervişler, yılda bir defa kafile halinde yola çıkarak mürşitlerini görüp duasını almaya gelirlerdi. Bu ziyaretler, Hakk'a yürümesinden sonra bir gelenek halini alarak asırlarca devam etmiştir. Bursalılarca bir bereket vesilesi sayılan bu gelenek, 20. yüzyılın başlarında terk edilmişse de, Ramazan ve Kurban bayramlarının ikinci günlerinde Eşref-i Şeyh ve dervişlerinin zikrederek Emir Sultan Türbesi'ne yaptıkları ziyaret ve Eşrefiye usulüne göre icra ettikleri ayin şeklindeki geleneği bir süre daha devam etmiştir. Emir Sultan Hazretleri ile birlikte Anadolu'ya gelen sufilerin bir kısmı Bursa'nın çeşitli yerlerinde zaviyeler açmıştır. Bunlardan Seyyid Nasır Bursa Pınarbaşı'nda, Ali Dede İncirli Hamamı civarında, Seyyid Usül Kuru Çeşme Mahallesi'nde, Seyyid Nattada Ebu İshak Kazeruni zaviyesinde hizmet etmiştir. Emir Sultan Hazretleri hakkında çeşitli menakıbnameler kaleme alınmıştır.
Bunların ikisi, kendisinden sonra dergahına şeyh olan Hasan Efendi'nin Müzil-ü Şukuk'la, üçüncü şeyh Lütfullah Efendi'nin Cenahus Salikin adlı eserleridir. Diğer kaynak olarak da görülen menakıbnamelerin önemlileri ise şunlardır. İbrahim bin Zeynüddin, Vesiletül Metalib fi Cevahiril Menakıb, Yahya bin Bahşi, Menakıb-ı Cevahir, Nimetullah, Menakib-i Emir Sultan, Müdami, Divan-ı Müdami der Vasf-ı Emir Sultan, Hüsameddin, Tarihi Emir Sultan, Senayi, Menakıb-ı Emir Sultan. Buhara'dan Bursa'ya gönülleri fetheden Emir Sultan Hazretleri, 15. yüzyılın en önemli alim ve evliyalarındandır. Anadolu'ya Peygamber Efendimiz'in göz nuru ve hediyesi kabul ettiği Emir Sultan Hazretleri, babasının nasihatindeki gibi ömrünü hizmetle geçirdi. Allah ve Resulünün önüne hiçbir şeyi koymayan Emir Sultan Hazretleri, Kur'an ve sünnet rehberliğinde bir hayat sürdü. 7 asırdır Bursa'daki türbesi dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bugün Bursa denilince akla ilk gelen isim Emir Sultan Hazretleri'dir. Bursa'nın önemli bir ilim merkezi olmasında emeği sonsuzdur. İstanbul'la beraber bütün dünyaya İslam aydınlığının yayıldığı merkezlerden biri olan Bursa, Emir Sultan Hazretleri'nin zamanında zirve bir noktaya çıkmıştır. Bugün Bursa'da onun adını taşıyan bir mahalle ve bir cami vardır. Türbesi de bu caminin avlusundadır. Emir Sultan Hazretleri, türbesinde eşi Hundi Fatma Sultan, oğlu Emir Ali ve iki kızıyla yatmaktadır. Emir Sultan Külliyesi, bir padişah külliyesi olmamakla birlikte, Sultan Külliyesi olarak anılan önemli bir dini ziyaret yeridir. Özellikle önemli dini günlerde insanlar akın akın külliyeyi ziyaret eder. Her gün mevlit okutulan Emir Sultan Camii ve Türbesi, yabancı turistler tarafından ilgi gördüğü kadar Bursalılar için de çok büyük bir önem taşır. Çünkü Bursa'da sünnet çocukları da Emir Sultan Hazretlerinin türbesine götürülür ve dualar edilir. Evlenecek olanların yolu da buradan geçer. Hatta yaşamını tamamlayıp, gözünü yumanların bir bölümü, son yolculuğuna Emir Sultan'dan uğurlanır. 3 Osmanlı Sultanı döneminde yaşayan, Sultan Yıldırım'a, Çelebi Mehmed'e ve 2. Murat'a kılıç kuşandıran Emir Sultan Hazretleri'nin eşi, Hundi Sultan tarafından yaptırılan Emir Sultan Türbesi, caminin kuzeyinde yer alır. Özgünlüğünü kaybetmiş olmasına rağmen Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi, Müslüman dünyasında 5. makam olarak kabul edilir. Peygamber soyundan geldiği için emir, gönülleri fethettiği için sultan unvanını alan Emir Sultan Hazretleri'nin sandukası, türbenin ortasında pirinç parmaklıklar arasında yer alır. Türbesinin hemen karşısında 2 minareli Emir Sultan Camii vardır. Bursa camileri içinde en geniş ve avlusu en güzel olan camidir. Selvi ve çınar ağaçlarının arasında yer alan cami, ilk yapıldığı zaman tek kubbeliyken 1507'de avlu ve 3 kubbeli revak eklenmiştir. Mermerle döşenmiş büyük bir avluya karşılıklı 2 büyük kapıdan girilir. Emir Sultan Camii'nin giriş bölümünde şadırvanlı, geniş ve güzel bir avlu bulunur. Avlu ahşap revakla çevrelenmiştir. Cami, sekizgen kasnak üzerine oturan tek kubbeye sahiptir. Kuzey cephesinin köşelerinde kesme taştan birer minaresi vardır. Doğu kapısının üzerindeki Zümer suresi 73. ayette, meleklerin cennete gireceklere söyleyeceği ifade yazılıdır. Selam üzerinize olsun, ne hoşsunuz. Ebedi olarak içinde kalmak üzere cennete girin. Bursa'nın doğusunda Emir Sultan Mezarlığı yanındaki bir tepede bulunan caminin, kuzey yönünde yanlarında 2 oda bulunan
8 köşeli bir türbe bulunuyor. Şadırvanlı avlusuyla tek kubbeli cami tipinin en güzel örneklerindendir. Bursa'da kubbesi en büyük olan bu cami, 1795 yılında tamamen yıkılır. 1804 yılında ise 3. Selim tarafından tekrar yaptırılır. Türbenin ilk yapıldığı zamandan günümüze bir şey kalmamıştır. Şimdiki türbe Sultan Abdülaziz tarafından 1868 yılında yaptırılmıştır. Sekizgen planlıdır. Doğudaki kapıdan girilmektedir. Türbe zemini avlu seviyesinden aşağıdadır. Avlu ortasında gece gündüz durmadan akan şadırvan, Emir Sultan makamının ilahi havasına başka bir ahenk ve renk katar. Cami ve türbe, cuma günleri tarihi günlerini yaşar. Bu gönül sultanının Bursa'ya kazandırdığı manevi havadan herkes hissesine düşeni almaya çalışır. Cami ve türbesinin etrafında büyük bir mezarlık bulunur. Emir Sultan Hazretlerine komşu olmak isteyen Bursalıların yattığı bu mezarlarda belki birkaç Bursa gömülüdür. Çok özel bir tarihi ve manevi dokuya sahip olan Emir Sultan Camii ve türbesi son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı. Doğal ve tarihi dokusunu uzun yıllar devam ettirmesi beklenen Emir Sultan Külliyesi, Bursa'nın en önemli tarihi yapıları arasında da önemini koruyor. 7 asır önce başlayan Emir Sultan sevgisi günümüze kadar artarak gelmiş ve halen de türbesi akın akın ziyaret edilmektedir. Emir Sultan Hazretlerine duyulan saygının bir göstergesi olarak günümüzde Ramazan geleneklerinden olan sahur davulu Bursa'da Emir Sultan Mahallesi'nde çalınmayıp pilava pilava seslenişiyle halk sahura kaldırılmaktadır. Emir Sultan Hazretleri Osmanlı padişahının damadı olması, halk tarafından büyük teveccüh görmesi ve diyarlara yayılan şöhretine rağmen dünyaya bir nebze meyletmemiştir. Cömertliği ve merhametiyle nam salmış olan Emir Sultan Hazretleri, nerede darda kalan bir kimse var, hemen imdadına yetişmiştir. Açları doyurmuş, kimsesiz ve yolda kalanları sahiplenmiş, hidayet ve aşk dilenenlere de kandil olmuştur. Onun aşk kandili ebediyen sönmemek üzere yanmıştır. Emir Sultan Hazretlerinin maalesef günümüze ulaşmış pek az şiiri vardır. Aşıkların dilinden düşmeyen şu mısraları, ilahi aşka nasıl ulaşıldığını ve aşk makamında olanların neşesini ne güzel anlatır bizlere. Gerçi aşıklara sala denildi. Derde olan gelsin dermanı buldum. Ahile vahile cevlan ederken, canımın içinde cananı buldum. Akar gözlerimden yaş yerine kan, zerrece görünmez gözüme cihan. Deryalar nuş edip kandırmaz iken, aşıklar kandıran ummanı buldum. Aşıklar meydana doğru varırlar, erenler cem olmuş verir alırlar. Cümle veliler divan dururlar, Hakk'a mahbub olan sultanı buldum. Açılmış dükkanlar, kurulmuş pazar, canlar mezat olmuş dellalde gezer. Oturmuş ümmetin beratın yazar, cevahir bahş olan dükkanı buldum. Emir Sultan ne hoş pazar imiş, aşıklar meydan edip gezer imiş, cümlenin maksudu ol didar imiş, Hakk'a karşı duran divanı buldum. Emir Sultan Hazretlerinin 63 yıllık hayatı bize babasının nasihatinden bir adım bile çıkmadığını, yalansız, riyasız bir hayat sürdürdüğünü gösteriyor. Kerametler Sultanı olarak da anılan Emir Sultan Hazretleri, ardından yazılan menakıbnamelerle hala dilden dile, sohbetten sohbete feyz oluyor. Hazreti Peygamberimizin manevi işaretiyle Anadolu'yu aydınlatan
Emir Sultan Hazretleri, bugün de birçok sevininin muhabbet ve aşkıyla anılmaya devam ediyor. Buhara'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara kadar asırlarca yaşayışı, düşünceleri, İslam ve tasavvuf tarihimizde bıraktığı derin izler hala günümüze ışık tutuyor. Allah aşkı ve sevgisiyle dolu olan Emir Sultan Hazretleri'nin kandili, peygamber aşkıyla 7 asırdır Bursa'daki makamında yanmaya ve gönüllere sultan olmaya devam ediyor. Thank you.